Arkadaşlar merhaba. Öncelikle Türkiye'mize büyük geçmiş olsun. Buradan elimizden gelen yardımları yapmaktayız. Depremde kalan herkese büyük geçmiş olsun. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Depremden önce başladığımız bir proje vardı. Eşimle beraber kümes yapmaya başlamıştık. Ve bu projeyi biz çektik, YouTube'a koyacağız ve tüm gelirini depremzedelere bağışlayacağız. Hızlandırılmış video ile başlıyorum ve son halini en sonunda size anlatacağım. Ve bu proje sıfır atık projesidir. Kümesi tamamen eski dolaplardan yaptık. Sadece biraz tel ve biraz tahta ihtiyacımız oldu. Diğer her şey eski dolaplardan yapılmıştır. Thank you.
Gördüğünüz gibi kümesimizin son hali. Sadece buraya bir kapı eklenecek. Başka her şey bitmiş durumda. Bu kümesi hobi tavuk yetiştiricileri bahçelerinde 5 ile 10 tavuk arası yetiştirmek üzere böyle bir şey yapabilir. Kapalı kısmı bu şekilde gördüğünüz gibi. Üzeri shingle. Shingle'ları da satın aldık. Ve açık kısmı, bir bölümü güneşten korunaklı, böyle üzerinde kümes var. Ve diğer bölümü de gördüğünüz gibi açık. Hayvanların güneş alması çok önemli. Şu şekilde. Bunun buradan bu tarafı 1 metre. Uzunluğu 1 metre 10 santim. Buraya bir pencere koyduk. İçeriye ışık girebilmesi için. Burada bir kapımız var. Bu şu an için yaptık. İleride buraya otomatik bir kapı düşünüyoruz. Çünkü belki evde olmayabiliriz. O yüzden hayvanların tüm gün boyunca içeride kalmaması için kendiliğinden açılan ve kendiliğinden kapanan bir kapı düşünüyoruz. Ayrıca buraya bir merdiven gelecek. Onu da demeyi unuttum. Ve iç kısmını göstereyim size. Dış kısmında böyle bir havalandırma mevcut. Bunu içeriden zımbaladım böyle. Şöyle. Burası da iç kısmı oluyor. İç kısmında böyle bir direk var. Ağaç direk. Gördüğünüz gibi altta da küçük bir tahta kutu var. Buradan hayvanlar pislerini yapınca bunun içine doluyor. Bunu da bu şekilde dışarı çıkarıp temizleyebiliyoruz. Burada bir yemliğimiz var. Hayvanları getirdiğimizde ilk 3-4 gün, 5 gün boyunca içeride kalacakları için şu an yemliği orada bıraktım. İçeriye alışmaları için arkadaşlar bir 3-5 gün arası içeride kalmaları lazım. Gördüğünüz gibi içerisi bayağı ışık görüyor camdan. Havalandırma da bu şekilde. Ayrıca burada holluğumuz var.